Yine bunu internette görmüşsünüzdür. Kısa devre korumalı röle diye geçiyor. Karanlıkta çekiyorum ledleri daha iyi görün diye. Videonun ilerleyen kısmında çalışma mantığını anlatacağım. Yani nasıl bu röleli sistem koruma yapıyor onu anlatacağım. Yük çıkışlarında benim ölçü aletim var. Demin de dediğim gibi ledleri net görebilmeniz için karanlık bir ortamda çekim yapıyorum. İlk olarak bağladığımda, giriş kısmını verdiğimde, enerji besleme kısmını verdiğimde kırmızı led yanıyor. Şu anda bilmiyorum görebiliyor musunuz? Buradaki push butona bastığımda röle enerjilenecek ve yeşil ledim yanacak. Şu anda yeşil ledim yanacak. Eğer çıkışındaki yük kısa devre olacak olursa, şu anda bakın 28 volt verdi. Çıkışında kısa devre olacak olursa rölenin enerjisi kesilecek. Yine kırmızıya düşecek. Bu ara benim sigorta değerim de oldukça küçük. Bakalım. Benim sigortam daha önce devreye girebilir. Kısa devre yaptırıyorum. Dikkat edecek olursanız röle bıraktı. Yeşil led söndü. Kırmızı led yandı. Tekrar push butona bastım. Yeşil led yandı. Şu anda çıkış veriyor. Kısa devre yaptığımda bu sefer evet benim sigortam daha önce girdi. Şimdi bu devrenin size çalışma mantığını anlatacağım. Önce rölemizin şu bacak bağlantılarına bir bakalım. Bu tip küçük rölelerin hemen hemen hepsinde bacak bağlantıları aynı ama farklı olarak karşınıza çıkabilir mi? Evet, farklı olarak da karşınıza çıkabilir. Ne yapacaksınız? Yani bakmakta bir fayda var. Ne yapacaksınız? Rölenin eğer kodunu okuyabiliyorsanız üstündeki o koddan, internetten işte pin bağlantılarına, bacak bağlantılarına bakacaksınız. Hiçbir şey okunmuyor, görmüyorsanız ya da sağlam olup olmadığını da kontrol etmek istiyorsanız ölçümle yapabilirsiniz. Burada toru topu elinizde 5 tane bacak var. Bacaklar arasında omaj ölçeceksiniz. Eğer bir direnç okuduğunuz bacak varsa o iki bacak bobine ait bacaktır. İyi de nasıl bir direnç okuyacağız? Şöyle söyleyeyim. Bu 5 volt olabilir. Elinizdeki röle 24 olabilir. 12 olabilir. AC olabilir. DC olabilir. Hemen hemen rölenin işte çekmiş olduğu akımı 50 miliamper ya da işte 100 miliamper rölenizin gücüne göre düşünerek kaç voltta çalışıyorsanız U bölü I'dan yaklaşık bir direnç değerini görebilirsiniz. Bunu yalnız şey için söylüyorum, doğru akım için söylüyorum. Eğer bir AC röleniz varsa tabii içine endüktans gireceği için direnç değeriniz daha da düşük, beklediğinizden daha da düşük olacak. Şimdi bu bacak bağlantılarına bakalım. Şuradaki iki tane bacak benim burada coil olarak yazmış bobin uçlarım. Enerjiyi verdiğim bobin uçlarım. Diğer şu bu işte burada kafanızı karıştıran kısım burada. Yani hemen bobinin ortasında ortak ucu koymuş. Bu kafanızı karıştırıyor. Neden karşı tarafta değil de burada? Demek ki imalatla ilgili ya da işte standartla ilgili böyle bir şey yapmışlar. Bu kontakların ortak ucu. Bunlardan bir tanesi normalde açık kontak. Bir tanesi normalde kapalı kontak. Hangisi normalde açık, hangisi normalde kapalı? Eğer burada herhangi bir ibare yoksa yine bunu ohmmetrenizin ölçüm kademesinde yapabilirsiniz. Şimdi ay resme bakınca var ya hakikaten çok kötü bir lehimleme yapmışım ama göz görmüyor. Yani gözüm anca bu kadarını gördü. Diyeceksiniz ki hoca o zaman git gözlük al gittim. 3 kere gittim. Asimat var. Asimatın açısını ayarlayamıyorlar. Biri 170 derece diyor. Biri 30 derece diyor. Ondan sonra yan baktığım zaman her şey karışıyor. O zaman iyi bir göz doktoruna gideceksiniz. Evet gideceğim. İlk fırsatta iyi bir göz doktoruna randevu alıp gideceğim. Randevu bulabilirsem. Şimdi aslında burada görmüş olduğunuz yapı şu. Demin bunların bacaklarını da göstermiştim pin numaralarını. Şu aşağıdaki bobinim. Bu bobinle ortak uç arasında şurada bir tane push buton bağlanmış. Şu bobinin tam ortasındaki benim kontakların ortak ucu. Bu kontakların normalde kapalısına kırmızı ledin katodu. Bakın burası katot, şurası anot. Katodu bağlı. Normalde açığa da buradaki yeşil ledimin yine neyi bağlı? Katodu bağlı. Anot buradaki direnç üzerinden ne yapmış? Rölenin bacağı sağ taraftaki bacağa gelmiş. Şu arada rölenin bir bobiniyle normalde açık kontak ve ledin yeşil ledin katodu şurada bir köprüleme var. O köprüleme burada görüyorsunuz. Şimdi bu aslında ne biliyor musunuz? Şu yapı aslında bizim mühürleme dediğimiz devre. Kumanda ile ilgili hazırladığım birçok videoda bu mühürleme devresi üzerine nasıl olduğuna dair videolar da çekmiştim. Hazırladığım videoların içerisinde onlar da var. Bakabilirsiniz. Şimdi buradaki direncin değeri ne olacak? İşte videolarda belli bir direnç değeri veriyorlar ama
Buradaki rölenizi kaç voltta kullanacaksınız? Eğer buradaki rölenizi 5 voltta kullanacaksınız, 330 ohm civarında bir şey olacak bu. İşte ben bu deneyde 24 voltluk röle kullandım. 24'te kullanacaksınız, 2.2K olacak. Şimdi kullanacağınız gerilimin ne olduğu bu direnç hesabında önemli. Direnç hesabını ben kumanda.org'da ders notları var. Ders notlarının içerisinde temel analog elektronik ders notu hazırlamıştım. O ders notunda burada seri bağlanacak LED'e seri bağlanacak ön direncin diğerinin hesaplamasını anlatmıştım. 24 volt kullanıyorsanız 2.2K, işte 5 volt kullanıyorsanız 330 ohm işinizi görecek. Ortalarsak 12 voltta da işte 2.2, 1.2K, işte 1.6K falan işinizi görecektir ama dediğim gibi detaylı hesaplamasını burada ben kumanda.org'da ders notları kısmında temel analog elektronik ders notu içerisinde anlattım. Şimdi yapı bu şekilde. Ha bunu bu şekilde kullanmak ne kadar mantıklı? Yani çok mantıklı değil açık söylemek gerekirse. Eğer sizin düzgün bir adaptör yapınız varsa buradaki push buton işte adaptörün ön yüzünde ya da işte sağında solunda bir yere delik açıp dışarı çıkarırsınız. Kapalı bir kutuysa ledlerde yine nerede olur? Adaptörün üst kısmında görebileceğiniz bir yerde olur. Röle içeride bir yerde olur. Ama hani böyle bir şey var, çalışıyor. Bunu göstermek için bu şekilde bir yapıyı kullanmam ama internette gördüğünüz videolar bu şekilde olduğu için bu yapıyı bu rezil lehimlemeyle aynı yapıyı kurmaya çalıştım ama dediğim gibi kutuysa bu butonlar, ledler işte kutunun yüzeyinde olur. Şimdi bacak bağlantılarının ne olduğunu bu şekilde gördük. Şimdi bu devre nasıl çalışıyor? Burada orta kuça kaynağın eksisini veriyor. Bobinin sağ taraftakine kaynağın artısını veriyorsunuz. Yine bu kaynağın artısı yük tarafına artı olarak gidiyor. Ne oluyor? İşte burada kaynağın eksisini verdiğinizde orta kuşta kapalısı üzerinden buradaki kırmızı ledin katoduna geliyor. Anodunda buradaki ön direnç üzerinden kaynağın artısını alıyor ve kırmızı led yanıyor. Yükte ne var? Artı var yalnız. Yükte devamlı artı uç var. Eğer yükünüz bir yerden şase alma olasılığı varsa şu durumda da yük çalışacaktır. Onu söyleyeyim. Şimdi geldik butona bastık. Butona bastığımız zaman ne oldu? Kaynağın eksisi bobinin bu tarafı zaten kaynaktan altı artı alıyordu. Push buton üzerinden buradaki röleniz sizin eksiyi de alacak ve röle enerjilenecek. Röle enerjilenince ne olacak? Röle enerjilendiğinde normalde şurada kapalı kontağını açacak, açığını kapayacak. Kırmızı ledin söndüğünü göreceksiniz. Açık kontak üzerinden yeşil ledin yandığını göreceksiniz. Ha bu ara ne olacak? Yük tarafına da işte push buton üzerinden zaten ilk eksiği röle çekerken vermiş olacağız. Şimdi buradan elimizi çektiğimizi düşünelim push butondan. Elimizi çektiğimizde ne olacak? Push butonu elinizi çekseniz ama buradaki normalde açık ve kapanmış olan kontaktan şuradan eksi gelecek. Aha akım yönüne göre doğru. Artı bu yönden dönecek. Şöyle söyleyeyim. Eksi gelecek ve buradaki normalde açık kapanan kontak üzerinden bobini beslemeye devam edecek. Yani bobin burada kendi kontağı üzerinden ne yapacak? Beslenecek. Yine buradaki yeşil led yanmaya devam edecek. Şimdi yük tarafında bir kısa devre yaptınız. Kısa devre yaptığınızda ne olur? O şunu da bahsedeyim. Dikkat edecek olursanız şu yükün artı ve eksisi direkt bobin yükün artı ve eksisine paralel. Yani şuradaki bobinle giden yükün artısı ve eksisi birbirine paralel. Şurada kısa devreyi yaptık. Kısa devre yapınca kısa devre noktasında gerilim sıfır olacak. İşte bunlar paraleldi. Şuradaki röle bobiniyle yük tarafı paralel olunca röle üstünde az önce işte 5 volt mu 12 volt mu 24 volt mu ne düşüyorsa o gerilim de sıfırlanacak. Dikkat edin paralel. Bobin gerilimi 0 volt olunca ne olacak? Bobin gerilimi 0 volt olunca işte rölenin bobini bırakacak kendini. Bıraktığında ne olacak? Normalde açık kontağı şurada kapanmıştı. Bırakınca normalde kapalı kontak haline gelecek. Burayı açacak. Açtığı için de buradan şunun üzerinden yüke taşınan eksilik, eksi uç açılmış olacak. Ha bir sonraki çalışmada yine başlangıca döneceğiz. Butona bastığınızda işte ne olacak? Yine yük tarafına buradan eksiliği vereceksiniz. Şimdi bunun daha basit bir yöntemi var mı? Bunun daha basit bir yöntemi var. Eğer sabit bir trafonuz varsa, adaptörünüz varsa sigorta takacaksınız arkadaş. Otomat sigorta takacaksınız. Bu şekilde devrelerle falan uğraşmanıza gerek kalmayacak. Ama ya ben hobi işleri için uğraşıyorum. İşte benim adaptörüm farklı güçlerde oluyor. Seyyar adaptörüm var falan. Bunu deneyebilirsiniz. Kısa devre yaptırdığınızda işte devreyi açması için bunu deneyebilirsiniz. Ama ya benim devamlı kullandığım bir adaptörüm var. Büyük güçlü bir adaptör diyorsanız bunun en basit ve temiz yöntemi buraya sigorta kullanacaksınız. İnternette dolaşan bu videonun nasıl çalıştığını merak eden arkadaşlar vardı. O yüzden böyle kısa bir video çektim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.